Dedem bugün emanetini bana verdi. Bugün dedemin emanetiyle birlikte dedeyi madene götüreceğiz. Oradan taş tozu toplanıp geri gelecekmiş. Vesaire vesaire. Dedem dedi ben evdeyim bugün dedi. Sen gidiyorsun geliyorsun dedi. Arabayı bana nasıl veriyorsun dedi. Ama dedi en ufak bir çizik dahi istemiyorum bu arabada dedi. Ben de kabul ettim ne yapalım sonuçta dedemiz. Şöyle aracımıza binelim ve yolculuğumuza yavaştan başlayalım. Madene doğru bir yolculuk yapacağız. Uzun zaman oldu bu arada. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Şöyle bir aracımızın marşına bir basalım arkadaşlar direktmen. Öyle aynada da bakalım dışarıya doğru. Bir de dışarıdan izleyelim. Arkadaşlar buram buram egzoz dumanı. Biliyorsunuz yağ yakıyor arkadaşlar bu araç. Biraz yağ yakmış olabilir ufak ufak ama yapacak bir şey yok. Öyle yavaştan yolumuza çıkalım. Madenimize doğru yavaş yavaş uzayalım arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Biraz devire düşük, beygire düşük. Bakalım madenden yukarıya nasıl çıkacağız. Bir de çift dorse çekiyoruz. O daha da bizim için zulüm. Umarım çift dorse başımıza bela olmaz bugün. Bayağı bir uzun zaman oldu. Kirkenes Madeni de gitmeyeli. Normalde daha öncelerden çekecektim ama yani ne bileyim ya bir gidesim gelmedi. Bugüne kısmetmiş. Öyle hızlıca madene doğru bir yaralım bakalım. Eğer hoşunuza giderse bir video daha çekeriz madende. Bu aracın geri dönüşüyle alakalı. Şu an boş gidiyorum zaten. Madene doğru boş boş yapıştırıyorum. Dedemin emaneti bu. Dedem biraz hızlı. Onu da söyleyeyim hızlı dedelerden. Araç modifiyelidir ufaktan. Ya dedeler bu işi biliyor ya. Dedeler bu işi yapıyor arkadaşlar. Dedemin tırı iyi, gerçekten iyi, güzel. Böyle bir yavaşlayalım şuradan. Girelim abi içeriye. Allah! En ufak bir çizik dahi demedi de ben hayvanımsı biraz kullanıyorum arabayı. O bir tık endişelendirmiyor değil yani. Daha böyle maden yoluna girmedik. Arabayı enteresan bir şekilde sürmeye başladım. Buradan Gollum'a beyaz ışık vurduğu için direksiyon da beyazlıyor. Böyle de bir ilginç durum var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuradan sinyalimizi verelim ve buradan bir dönüşümüzü alalım. Dedem hızlı da ben de hızlı. Ananı avradın. Yardım arabayı bu arada. Dedem ağzıma sıçacak. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Bir tane çizik dedi. Ben tam bunu yardım. Olsun ya. Dedem bir şey demez bana. Altını da vurduk. Oh. Bayağı iyi gidiyoruz şu an. Vura vura. Arabayı hurda ede ede. Abi. Eskiden biz de çok gittik geldik bu yolda ya madene. O yüzden yolları falan aşığım ne lan? Yollarını falan biliyorum. Aşinayım. Ha, evet. Türkçeyi unuttum. Böyle iş mi olur? Dedemin arabasına acımıyorum. Dedem benim şu an şöyle gittiğimi görse bu maden yoluna beni kesip vurur. Tüfekle falan vurur beni. Yavaş 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 yavaş. Burası bir tık sıkıntı. Burada yavaş dönelim. Alttan böyle ufak ufak vuruyor ama herhangi bir problem yok bence. Yolculuğumuz dikkatli bir şekilde gerçekleşiyor. Çok dikkatliyim canım ya. Şimdi uçacağım bir yerden aşağı yuvarlanacağım. Göreceğin dikkati. Dedeye saygı sonsuz. Dedem diyorsa vardır bir bildiği hocam. Yanlayabiliyor muyum bununla? Allah'ın ananı avradını. Dedem gerçek manada ağzıma sıçacak. Ben şimdiden söyleyeyim sizlere. Yalnız dedemin arabasında bir sıkıntı var. Viteslerle alakalı. Araç vites düşürmüyor. Yüksek viteste kalmaya devam ediyor. O da benim hızımı etki ediyor direkt. Dedem bunun şanzımanını baktırsın ya. Böyle olmaz. Ben bugün hurda etmesem tabii arabayı. Dedem baktırır. Maden yolunda 80 kilometreye kadar çıktık hocam. Kapatalım.
Allahu ekber. O vurma şiddetiyle beraber geri geldim ya. Abi sorunsuz bir şekilde dönüyorum ya. Neyim ben ya? Gidiyor. İyi çekiyor. Şu an turbo yalnız yarılma derecesinde. Sonları dayadı kendini. Ama sıkıntı yok. Sabit bir şekilde gidiyorum. Yakıtın içinden geçmek üzere gidiyorum bu arada. Dedem hiç böyle kullanmıyor bu aracı çünkü. Biz baya baya içinden geçtik. Bu arada dedem bakımını yapar bu arabanın sürekli. Sürekli bakım yapılır, temiz bırakır, temiz tutar aracı. Ve böyle gittiğini göremezsiniz bu yolda. Dediğim gibi benim böyle gittiğimi bu yolda görse hani net vurur ya, levyeyiz vurur kafama. Gerçekten yazık oluyor arabasına ama yapacak bir şey yok. Ve bana verirken iki kere düşecek arabayı. Ben çünkü hızlıyım. O da hızlı gerçi de. O modifiyede hızlı. Yolda hızlı değil. Yolda hızlı olan benim. Dedeye ters psikoloji yapacağım şimdi. Abi nerede o yeni Scania'lar gibi değil ki ya. O yeni Scania'lar basınca gidiyor. Ikınıyor bu araç. Bunun bir de doş ne ya? Dolu halini çok merak ediyorum. Yaklaşık bir 45 ton falan oluyor galiba. Dorse. Ağırlığıyla falan. O ağırlıkla bu araç buradan nasıl gidecek? Yani rampa aşağı inerim de rampa yukarı nasıl çıkacağız? Anana rampa yukarı nasıl çıkacağız bilmiyorum. Araçta sıkıntı var galiba arkadaşlar. Sağa sola vuruyor. Normalde vurmuyor. Benim kameramda vurmaması gerekiyor ama vuruyor. Dedeme hasarlı araba götüreceğim. Bak normalde vurmuyor ha. Kamera açısında vurmuyor şu an. Tabi aracın kendi yapımcısı tam kenarlarını falan ayarlayamadığı için sorunlar gayet normal yani. Gözünü sevdiğim. Biraz daha hızlı. Abi daha boşken burada böyle yavaş gidiyorsa bu vallahi doluyken falan gelirken bu araç bu şekilde zorlanırsa ben bunu getirmem bırakırım. Sürmem ben bunu ya. Uğraşamam bununla. Bu ne abi? Bir de uzun şasi daha da sıkıntı. Neyse rampa aşağı vurduk. Şurada falan ölmeyelim de oy yanladım. Güzel yanlıyorum da
Yanlarken ölmeyelim. Tek derdim bu. Eğer yanlarken ölürsem kabrime gelmen istemem. Çünkü kabrimi bile bulamayabilirsiniz dedem tarafından. Oy oy oy. Frenleri sağlam. Frenler sağlam da araba pek güven vermiyor. Neyse, madene yaklaştık. Her gün günde bir sefer götürüyorlar buradan. Dedem her gün bir sefer geliyor buraya. Ay. Madenden şu an arabayı görenler büyük ihtimal dedeye ne olmuş diyorlar olabilir. Dede bayağı yanlayarak iniyor ya. Ama dede değil işte. Şöyle bir... Ya bırak hocam, bırak. Bak araban, bak şimdi bak. İçinde araba vurmuyor, görüyor musun? İçinde vurmuyor ki. İçinde vurmadığı için benim aklım karışıyor bu arada. Kamera açısında gerçekten sıkıntı var. Benim hatam değil yani. Değişik kornalar var bunun ya. Oh. Enteresan kornası var ya. Değişik. Evet, madene geldik arkadaşlar. Madenden dolumu yapacağız daha sonrasında. İnşallah yolculuğumuzu şehre kadar gideceğiz. Orada dedeme vereceğim çünkü dedem götürecek aracı. Buraya kadar geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.